Arkadaşlarım, basınımızın değerli temsilcileri. İl başkanlığı adaylığı açıklama programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnanın şu anda çok gururluyum, çok mutluyum. Hepinizden Allah razı olsun. Bugün burada beni yalnız bırakmadınız. Ekip arkadaşlarımı yalnız bırakmadınız. İnşallah hayırlısıyla güzel bir kongre süreci geçireceğiz. Ve ondan sonra da seçim çalışmalarımızı başlatacağız. Sözlerime cennet mekan başbuğum rahmetli Alparslan Türkeş Bey'i ve ahirete intikal etmiş dava büyüklerimizi, dava yiğitlerini anarak başlamak istiyorum. Bilindiği üzere Milliyetçi Hareket Partisi ilçe kongrelerini tamamladı. 22 Şubat 2015 tarihinde il kongresini yaparak il başkanını belirleyecektir. Yapacak olduğumuz kongremizin ülkemize, partimize ve Antalya'mıza hayırlar getirmesini diliyorum. Bizim yarım kalmış sevdalarımız var. İl başkanlığımız döneminde başlatmış olduğumuz bir takım projeleri tekrar hayata geçirmek ve tamamlamak istiyoruz. İlçe başkanlarımız ve tüm teşkilatlarımızla birlikte partimizi bulunduğu yerden daha yukarılara taşımak ve önümüzdeki milletvekili seçimlerinde Antalya elimizde Milliyetçi Hareket Partisi'ni birinci parti yapıp en fazla milletvekili çıkarmak istiyoruz. Arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz istişareler ve yoğun istek üzerine Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlığına tekrar aday oldum. Geçmiş il başkanlığı döneminde biz olduk. Bundan sonraki dönemde de hep birlikte biz olacağız. Ülke çözüm süreci aldatmacalarıyla bölünme noktasına gelmiş, jeopolitik ve jeostratejik manada kuşatılmış, millet daralmış, hükümet aciziyet içerisindedir. Yolsuzluklar sümen altı edilmiş, ülke ekonomik boyutuyla çökme noktasına getirilmiştir. İşçi, memur, emekli, dul ve yetimi açlık sınırında yaşamaya mahkum edilmiş, küçük esnaf, turizmci ve çiftçi zorlukla ayakta durmaktadır. Allah nasip eder, kıymetli delegelerimiz bize bu görevi verirse, ülkemiz ve partimizin içinde bulunduğu durumu da göz önünde bulundurarak öncelikle parti mensubiyet şuurunu arttırıp üye kayıtlarına önem vereceğiz. Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar 19 ilçe teşkilatımızı çeşitli aktivitelerle bir araya getirip parti içi beraberliği tesis edecek eğitim, kültür ve sportif faaliyetlerle kaynaşma ortamı yaratacağız. İlçe ilçe istişare toplantılarını düzenleyerek parti tabanımızın istek, arzu ve sorunlarını belirleyip genel merkezimizle birlikte daha somut ve verimli sonuçlar almak için gayret sarf edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin toplumun tüm katmanlarında temsil ve ilzam edilmesi için gerekli tüm faaliyetleri göstereceğiz. Oda, dernek ve sivil toplum kuruluşlarında Milliyetçi Hareket Partisi'nin daha etkin olmasını sağlayacağız. Kuracak olduğumuz kadromuz bunun üstesinden gelecek bilgi, birikim ve güce sahiptir. Evet, değerli basın mensupları, değerli misafirler. Kongremizin hayırlar getirmesini tekrardan diliyorum. Ve bu manada, bu kutlu yarışta il başkan adayı olan değerli dava arkadaşlarıma da ayrıyeten başarılar diliyorum. Yolumuz kutlu olsun, bahtımız açık olsun. Bu kongrenin tek galibi Milliyetçi Hareket Partisi olacaktır. Saygılarımı sunarım. Sayın Başkanım, hayırlı uğurlu olsun, Allah utandırmasın. Allah razı olsun. Geçtiğimiz dönemde Osman Başkanı'nın, İl Başkanlığı'nın döneminden hatırlıyoruz sizi. Bir takım projeler vardı, yapılmışlar vardı, yapılacaklar vardı ve sekteye uğratıldı gibi gözüküyor. Dün de yine burada yapılan basın toplantısında gazeteci arkadaşımın sorduğu soruyu size sorayım ben. Geçtiğimiz İl Başkanlığı döneminde son dakikaya kadar İl Başkanı olarak gözüküyordunuz. Ankara işe müdahil olunca karşı tarafın içerisinde bulunanlarda bir birleşme söz konusu.